Bir adamı düzelteceğim derken senin ayağın kayar. Bunun ispatı şudur. Senin bir hamam tası suyun olsa orada bir mendili yıkayabilirsin. Bir hamam tası suyla bir mendil temizlenir. Bir işçi tulumu temizlenmez. İşçi tulumunu bir hamam tası suyla temizlemeye kalkarsan o senin suyunu kendi gibi kirletir ve temizlenmez. Temizlenmeksizin. Mücadele edeceğin adam yahut düzelteceğin adamı düzeltecek ilmi, fikri seviyeye sahip olman lazım. Çünkü o bir takım hakikate ademi vukufiyetinden dolayı birilerinin tesirinde kalmıştır. Sen o tesirleri izale edecek kadar ilmi muhtevaya sahipsen ondan konuş. Değilsen o seni çalar. Senin de kafan bozulur. O zaman demek oluyor ki İslam'dan bir haber olarak gafilane yaşayan adama karşı hüsnü muamele, bir doktor tarzında hareket, bir prensip meselesi olmasına rağmen sen onu ikaz edecek, irşad edecek bilgiyi elde etmelisin. Bunun manası şudur. Yere düşen bir adamı ayağa kaldırmak isteyen adam ayakta olmalı. O da düşmüşse kim kimi kaldıracak? Sen ayakta olacaksın ki düşene verelim diyeceksin. O zaman bu hizmeti ifa edecek adam komünizme karşı kurtarıcı bir rol oynamak isteyen komünist olan bir gence karşı o İslam'la mücadele halinde değilse ona mücalemetle cemil, güzel bir muameleyle yaklaşırsın ancak sen onu ikaz edecek sermayeyi elde etmelisin. Onun için İslam'ın doğrularını hazmetmen lazım. Nereden ayağa kalktı? İktisadi meseleden mi? Tarih bakışından mı? Tarihi materyalizmin tesirinde mi kaldı? Neyin tesirinde kaldıysa onun yanlışlarını ikaz edecek, düzeltecek bilgiye sahip olacaksın. Değilsen yapma bu işi. O seni çalar. Ben hiçbir bilgili komüniste de rastlamadım. Onu da söyleyeyim. Talebeliğimde bir Hikmet Kıvılcımlı vardı. Kendine göre bilgili bir adamdı. Bir Kemal Sülker'i tanıdım. O da bilgili bir adamdı. Gerisi hep slogan. Din afyondur. İnsan maddi icap ve ihtiyaçlarını karşılar. Bundan ibarettir. Ruhu inkar edersen. Her zenginin bahtiyar olması lazım. Zengin olup da mamum, mükedder adam yok mu? Çok. Çünkü insan ruh ve bedenden ibarettir. İslam dualist bir sistemdir. Dualist. İnsanın ne bedenini ihmal eder ne ruhunu ihmal eder. İslam realist, gerçekçi bir sistemdir. İnsan vakasını doğru tespit eder. Çünkü İslam ilmi kül sahibi olan Allah'ın tayin ettiği bir nizamdır. Hiçbir kul ne kadar mahir, muktedir olursa olsun, ne kadar mütefekkir, müteassıs olursa olsun, Allah'ın ilmiyle yarışabilecek bir doğrulukta söz söyleyemez. Bu mümkün değil. Netice kuldur. Gözünün görmesinin bir hududu vardır. Çok büyüğü görmez, çok küçüğü görmez. Kulağının işitmesinin bir takati vardır. Çok yüksek sesi duymaz, kulak sarı patlar. Çok küçük sesi duymaz. Her takatinin, beyninde böyle bir takati vardır. Hudutsuz kudret Allah'a mahsustur. O zaman onun sistemiyle yarışacak bir sistem asla mevcut olamaz. Onların hepsi İslam doğru bilindiği takdirde. Muhatabın da nasibinde varsa, burayı da unutmayın. Sen elinden geleni yapsan o adamın hidayetine sebep olmak için. Bu selahiyetle mücehhez olarak yapsan, o gene de iman etmezse, bunu kaderden bil,
sen bir şey kaybetmezsin. Sen onu hidayete getirmiş gibi Allah sana gene ecir verir. Çünkü senin önüne çıkan duvar kaderdir. Bunun size bir misalini vereyim.